Sayın Divan, Sayın Çocan Paşa Belediye Başkanım, siyasi partilerin değerli il başkanları, değerli oda başkanları, değerli sivil toplum kuruluşları, değerli temsilcileri, değerli Trabzon delegeleri, tarımla uğraşan değerli kardeşlerimiz. Peki daha Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi Tekirdağ'ın adrese dayalı bu buzkaya sistemi açıklandı. 900 bin sınırını geçtik. Yani 906.732 nüfusa sahibiz. Geçen seneye göre de 32.257 kişi artmış. Bunun bir dökümünü aldım. Yaklaşık 7.500 bunun ölüm doğum dengesinde artan geri kalan 25.000'i göçle gelen. Yani Türkiye'nin genel hedefi olan 2023'te ilimizin nüfusunun 1.250.000 olacağı aşikar gözüküyor. Bu 1.250.000 karnı doyacak, beslenecek, gıda alacak. Çözüm sizlersiniz. O nedenle tarım kesimi özellikle ön planda desteklenmesi gereken, özellikle de korunması gereken, özellikle de kucaklanması gereken bir kesim. İşte bu kongreleri de, bu birliktelikleri de o kadar önemsiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, Tekirdağ 30 Mart 2014'ten sonra büyükşehir oldu. Büyükşehir olduğu zaman da Tekirdağ'ın sınırları genişledi. Yani yıllardır 17 bin nüfustan beri Tekirdağ bilinen bir arkadaşımız olarak, Tekirdağ merkez diye adres yazan bir arkadaşımız olarak şimdi artık Süleyman Paşa diye altın adres yazıyoruz. Çorlu ve Ergenler'e ikiye bölündü. Çerkezköy, Kapaklı ve Çerkezköy diye ikiye bölündü. Yani 11 ilçemiz oldu. Ve bu 11 ilçe içerisinde 257 köyümüz 12 Kasım 2012 tarihinde, hep bunu ben söylüyorum, o gece yattı köylü olarak, sabah karşı bir kanun çıktı, bir katlar şehirli oldular. Ve 23 tane belde belediyemiz tabelası kaldırılarak mahalle oldular. Yani Tekirdağ şimdi artık Şarköy'ün Terzi Köyü'nden Saray'ın Sefa Alanı'na kadar, Hayrabolu'nun Kadriye Köyü'nden Ereğli'nin Sultan Köyü'ne kadar 6.313 kilometre kadar arazi ve son nüfus sayımına göre 906.732 nüfus, böyle bir tamamen bu alanın ismi Tekirdağ oldu. Tabii bu bütün bu sistem içerisinde 6.313 kilometre kadar arazinin 3.760.000 dönümü tarım arazi, ikiye bilen arazi, ama ortada bir gerçek var ki ancak %8'i sulanabilen, 300.000 dönümü sulanabilen bir arazi. Buna rağmen Türkiye standartlarının çok üzerinde üretim yapan, buna rağmen Türkiye'de üretilen ayçiçeğinin %33'ü, buğdayın 20'de 1'i, kanalının %60'ı, üzümün %3'ü, ama daha önemlisi Türkiye'de üretilen en sağlıklı hayvancılığın yapıldığı bölge, ağrı bölge, böylesine güçlü bölgenin elbette hedef büyükşehir ana hedeflerinden birisi. Türkiye'de tarımın önderi ve hayvancılığın ve hepsinin lokomotifi olacak bir bölgeye sahibiz. Böyle olunca da tabii ziraat odaları, tarımla uğraşan kesim, elbette Sayın Başkanım büyükşehirin ana desteklerinden olacaktır. Şunu söyleyeyim. Çünkü Tekirdağ farklı bir boyutta. Tekirdağ beş vizyonadan bir yer. Değerli arkadaşlar, tarım hayvancılık birinci vizyon diyorum. Güçlü sanayisi ikinci vizyon diyorum. Lojistik yatırımları işte 15 Nisan'dan sonra Avrupa'nın ikinci büyük limanı açılıyor. Üniversitesi 50 bin hedef. Şu anda 26.500 üniversite öğrencisi var. Daha yeni üniversite açılacak. Ve turizmi. Tekirdağ işte Marmara Denizi'nde ve Karadeniz'de sınırı olan nadir illerimizden bir tanesi. Ama Tekirdağ'ın bir özelliği daha var. Tekirdağ, Türkiye'de bulunan 30 büyük şehir içerisinde Avrupa yakasındaki tek büyük şehir. Sayın Başkanım, hedefimiz şu. Tekirdağ artık İstanbul'un arka bahçesi değil, Türkiye'nin Avrupa yakasındaki kapısı olacaktır. Hedef bu. Hedeflerimize ulaşacağız. Ama şunu söylemek istiyorum. 30 Mart 2014'ten geride kaldı siyaset artık. Büyükşehir, yeni büyüyen bebek, büyüyen bir filiz, pırıl pırıl büyüyen bir ağaç. Ama yara almaması lazım. Bu ağacın çok sağlıklı büyümesi lazım.